Evet arkadaşlar, dün Doğan'ın Çatalca'da bir maçı vardı ve o maçtan dolayı beni köşesinde antrenör olarak çıkmamı istedi. Ben de bildiğiniz üzere kabul ettim. 2 saat gittik buradan, yani benim olduğum yerden 2 saat falan sürdü aşağı yukarı. Ve organizasyon gerçekten çok berbat bir organizasyondu. Yani evet, ring kurulmuş, harika bir yer. Arkanda dağ var, önünde deniz var, kumun üstüne kurulmuş. Yan tarafta yiyecek, içecek, çay alabileceğin, işte oturup izleyebileceğin kapalı bir yer var vesaire. Biraz amatörce ama güzel bir yer. Yani orayı şenlendirebilirdi organizatör. Velhasıl Kerem, bu tür organizasyonlarda çok dikkat çeken insanların genellikle az turist gibi en son çıktığı bilinir. Ve Doğan da biraz en son maç olarak çıktı ve haliyle en son maçta da yağmur yağdığı için pist çok kaygandı. Doğan'ı tanıyan, Doğan'ın yetiştirmiş olduğu ya da arkadaşları tam olarak bilmiyorum. Doğan'ın da önerisiyle 2 tane kardeşime daha antrenörlük yaptım. Çok şükür ikisi de kazandı. Doğan da üçüncü oldu. Sağ olsunlar, üçü de abi çok iyi yönlendirdin diye beni tebrik ettiler. Ve ben de bununla yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştığımdan dolayı gurur duydum açıkçası. Ama maça gelirsek, karşıdaki rakibimiz, zaten taraf olduğum için rakibimiz diyorum. Karşıdaki rakibimiz boks yapan bir sporcu olduğunu öğrendik. Ama kickboks müsabakası olamayacak kadar ıslak ve yanında kumlar olduğu için, ister istemez ringin üzerinde kum olduğu için sabun gibi oluyor. Araba kullanan arkadaşlarım çok iyi bilir. Ne demek istedim, ya da bisiklet ya da motor kullanmakta olan arkadaşlarım. Ne demek istedim çok iyi anlar. Doğan bir anda, ben boks yapmak istiyorum abi dedi. Emin misin dedim. Evet abi, ben boks yapacağım. Buraya boks yapmaya geleceğim. Senin dilinden de kurtulacağım dedi. O zaman varsa cesaretin. Hadi gidelim o zaman dedim. Organizatörle konuştuk. Son maç olduğu için seve seve de kabul ettiler. Çünkü Doğan'dı zaten az solistlerden bir tanesi. 2-3 tane daha arkadaş vardı. Çok tebrik ederim bu arada. Ama korktuğum bir şey vardı açıkçası. Gerçekten hakemler de çok yanlış kararlar verdi. Bir tane Türk kızımız vardı. İranlıyla maç yaptığında, İranlının kazandığı aşikardı. Ama Türk kızımıza verdiler. Hatta uzatma yaptılar. Sonra bir tane Türk sporcumuz vardı. İsmi şu anda aklıma gelmedi. Unuttum. O bariz öndeydi. Gittiler İranlıya verdiler peşinden. Bundan dolayı da biraz böyle tedirgindim açıkçası. Ama Doğan, maçın içerisinde izlediğim kadarıyla bu kadar üstün değildi. Dışarıdan izlediğimde, arkadaşım videoyu çekti, dışarıdan izlediğimde bariz üstün olduğunu gördüm. Bu bizim için iyi bir şey. Doğan için iyi bir şey, ama Doğan'ın hala, ama hala biraz daha çevik olması lazım. Ama bunu aşacağına eminim. Doğan'a şey geliyorum herhalde ben. Şanslı geliyorum. Çünkü Doğan'la birinci ve ikinci maçına gittiğimde kazanmıştık. Sonra Doğan'la çalışmayı bıraktığımda Doğan üçüncü ve dördüncü maçı bildiğiniz üzere kaybetti. Şimdiki maçında da abi sen bana hem şanslı geliyorsun hem de senin bilgine ihtiyacım var diyerek çağırdı. Biz de tabii haliyle sevdiğimiz kardeşimiz olduğu için gittik ve gururla geri döndük. Çok şükür. Birazdan maçı yayınlayacağım. Göreceksiniz zaten. Evet, iyi olmuş. Şanslı geldik. Evet, iyi çalışmış ama çok daha iyi, fazla çalışması gerektiği aşikar. Biraz irileşmiş tosunum. Kas kütlesi artmış, fazla artmış. Bir boksöre göre diyelim. Bakalım ne olacak? İzleyin bakalım. Bir de sizden yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Kampiyon! Fazla yorma kendini. Bir.
Sakin. Yoruldu. Oğlum sakin. Yoruldu. 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 Yoruldu.
Bravo Kırmızı be, dayandım valla. Yavaş gözü.